Sevgili seyirciler, yeni bir Beşine Bir Kan programına hoş geldiniz. Yine dünyada olan biteni konuşacağız. Bu hafta dünyada ve Türkiye'de iki konu konuşuldu. İlk olarak dünyanın en çok konuşulan ve işin içinde bir Türk'ün olduğu konuyla başlayalım. Dünyada belki de ilk ve umarım son kez olmaz ama ilk kez bir Türk Dünya Kupası'nı göklere kaldırdı. Ne yazık ki göklere kaldıran Türk bir sporcu, futbolcu ya da teknik adam değil, Nusret'ti. Evet, hepimizin bildiği Nusret. Bulaşıkçılıktan gelip şu anda Instagram'da 50 milyon kadar takipçi elde eden ve dünyada fotoğraf çektirmediği, ağzına et götürüp yedirtmediği ünlü kalmayan Nusret, bütün dünyayı ayağa kaldıran, şaşırtan ilginç bir işe imza attı. Dünya Kupası finalinden sonra Arjantin Dünya Kupası'nı kazanınca sevinenler arasında aileler, Messi, devlet başkanları ve Nusret vardı. Sahaya girdi, bütün oyuncularla tek tek fotoğraf çektirdi ve özellikle de Messi'nin kolundan çekmesi işte bütün dünyada büyük bir infial yol açtı. FIFA soruşturma açtı. Daha sonra her ne kadar Nusret, yahu benim arkadaşım, daha önce de tanışıyoruz dermişçesine Messi'nin ağzına et yedirirken görüntülerini yayınlasa, beraber sarıldıkları fotoğrafları, videoları koysa da nafile. Kendisine yönelik sempati, merak bir anda büyük bir antipati dalgasına dönüştü. Bakalım sıfırdan bu noktaya gelen networking ve ilişkileri kullanarak Dünya Kupası'nda sahaya girecek kadar önemli bir kariyer elde eden Nusret bu badireden de kurtulacak. Dünyanın olmasa da Türkiye'nin bir numaralı konuşulan konusuysa asgari ücretin açıklanmasıydı. Hem işverenler hem işçi temsilcileri bir araya oturdular. Pazarlıklar yapıldı. Sonrasında Türk İş masadan kalksa da rakamı Cumhurbaşkanı Erdoğan bakın nasıl açıkladı. Net asgari ücret 2023 yılında inşallah değerli arkadaşlar 8500 lira olarak aramızda mutabık kaldık. Hani Acun'un Survivor'da adaya veda edecek ismi açıkladığı kadar büyük bir gerilimi bütün Türkiye oturdu, hep beraber izledi ve 8500 lira rakamını duyunca da kimi sevindi, pek çok kişi ise sevinci kursağında kaldı. Kuşkusuz bir yanda işverenler, bir yanda işçiler, yani işçi temsilcileri buna şikayet ediyorlar, beğenmiyorlar ama hükümette durun daha bu başlangıç diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da satır arasında belki de önümüzdeki dönemde bir değişim, yani yeni bir zam daha olabileceğinin sinyalini de vermedi değil. Peki bütün bu süreç ne anlama geliyor? Profesör Doktor Murat Ferman, Beykent Üniversitesi'nden rektörü şu anda karşımızda. Sayın Ferman, asgari ücret sizce beklentileri karşıladı mı? Sizce de yıl ortasında yeni bir iyileştirme olur mu? Seçim öncesinde bir iyileştirme bekliyor musunuz? Her sene Aralık ayının en önemli manşetlerinden birini hiç şüphesiz asgari ücret oluşturuyor. Asgari ücret 1936 yılında yürürlüğe girmesine karşın 1951 yılından bu yana farklı şekillerde uygulanan bir ekonomik süreç. Netice itibariyle 1989 yılından bu yana bir müzakere yoluyla ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun marifetiyle ortaya konuluyor. Bu çerçevede 2022 yılını tamamladığımız bu günlerde önümüzdeki yıla ait asgari ücretle ilgili maratonda sonuçlandı ve yeni asgari ücret sene başındaki ücrete göre yaklaşık %75'lik bir artışla, tam olarak %74.43'lük bir artışla 8506 lira net manşetine ulaştı. Elbette bu manşetin ortaya çıkmasında tam bir mutabakat sağlanamadığı, işçi kesiminin geçtiğimiz bazı dönemlerde de olduğu gibi masadan mutabakat şerhine imza atmadan kalktığını da hatırlatarak işe başlamakta fayda var. Tabii Türkiye gibi enflasyonun yoğun ve yüksek seyrettiği bir ülkede asgari ücret artışları her kesimi tam manasıyla memnun etmek durumunda olamıyor. Ama bundan öte
Ben şu noktaya dikkat çekmek istiyorum. Artık asgari ücretle ilgili tartışmalar sona erdikten sonra belki de asgari ücret üzerinden ekonomide iyileştirme ve artık asgaride değil, refahta, katma payında, katkıda ve yaşam kalitesinde azamide yoğunlaşma zamanıdır. Evet, bir kere bu asgari ücret tartışmaları artık şu veya bu şekilde sona erdikten, en azından belirli bir müddet rafa kaldırıldıktan sonra belki de üzerinde yoğunlaşmamız gereken farklı konular var. Öyle ya, Türkiye'de istihdam edilenlerin %71'i ücretli olarak çalışıyor. Dolayısıyla tüm ücretlerin skalasının belirlenmesinde önemli bir kerteriz veya referans noktası olan asgari ücret, Türkiye'de sadece asgari ücretten çalışan 7 milyon civarında kişinin değil ve fakat tüm ücretlilerin ve tüm ekonominin en önemli referans noktalarından birini oluşturuyor. Esasen asgari ücret tanım ve kapsamı gereği istisnai bir ücret olmak gerekir. Nitekim Avrupa'ya baktığımız zaman Avrupa ortalaması tüm ücret skalası içerisinde asgari ücretten çalışanların oranını ortalama %4'e ancak endeksliyor. Yani bir başka deyişle Avrupa gibi gelişmiş ve bizim en büyük dış ticaret partnerimiz olan ülkelerde asgari ücretten çalışan ücretli oranı %5'in altında. Halbuki bizde resmi istatistiklere göre %40'lara ulaşan bir asgari ücretli çalışan oranı var. Aynı zamanda asgari ücret emekli maaşlarından sosyal güvenlik destekleme primlerine ve diğer tüm destek primlerine ve borçlanma oranlarına kadar pek çok konuda ana yasal kriter olarak gündemde kalmaya devam ediyor. Tabii herkes bu enflasyonist ortamda doğal olarak enflasyona paralel veya onun ötesinde, onun bir parça üzerinde devam eden hayat pahalılığına ayak uydurabilmek, ona yetişebilmek bakımından asgari ücreti bu vasfıyla ortalama ücret olan asgari ücretin yukarıda olmasını istiyor. Temel sorun şu, asgari ücret daha alt seviyesinde hiçbir ücretlinin bordrosunun gösterilemeyeceği ücreti ifade eder. Dünkü açıklamada İşveren Sendikası Konfederasyon temsilcisinin de açık ve net olarak ifade ettiği gibi bunun üzerinde ücretlendirme yapma konusunda herhangi bir sıkıntı, herhangi bir engel olmamak gerekir. O bakımdan biz ümit ediyoruz ki enflasyonun makul seviyeye indirilmesiyle beraber asgaride buluşmak yerine daha yukarısında azamide buluşmanın yollarını aramaya geçeceğiz. Üstelik işveren bakımından da bu konunun farklı yönleri bulunuyor. Türkiye'de 2 milyon 160 bin civarında işletme var. Bunların sadece %10 civarında olanları, yani 200 küsur bin işletme 10 veya daha fazla çalışan istihdam ediyor. İşletmelerin büyük bir kesimi daha az sayıda 1 ila 3 kişi istihdam edilen küçük orta boy işletmeler skalasının dahi ilk aşamasındaki işletmeler. İşte bu işletmeler bakımından yeni asgari ücret elbette yeni problemleri, yeni maliyet sorunlarını da gündeme getiriyor. Esasen çok tartışılan konulardan bir tanesi enflasyon sarmalına acaba ücret artışları, asgari ücretteki artışlar katkı yapar mı? Hemen şu cevabı verelim. Teorik olarak doğrudur. Pratikte de belirli bir yansıma söz konusu olabilir. Ancak Türkiye'nin geldiği enflasyon düzeyinde bu önemsenemeyecek bir orandadır. Ayrıca biraz evvel de belirttiğim gibi Türkiye'de özellikle 10 kişiden fazla işçi çalıştıran kurumsallaşmış ve belirli bir ölçekteki işletmelerin oranı tüm işletmelerin neredeyse ancak %10'una tekabül etmektedir. Bu çerçevede özellikle sanayi iş kolunda işçi maliyetlerinin, işgören maliyetlerinin %30'lar civarında seyrettiğini değişik araştırmalar bize gösteriyor. Ancak çok emek yoğun veya hizmette özellikle bazı sektörlerde bu oran %60'lara kadar ulaşabiliyor. Dolayısıyla bu oranın yani 1/3'ün altındaki bir maliyet kalemine işaret eden istihdam ve ücretli payının artması elbette maliyetlerde bir artış getirecektir. Ama
Bu tahmin edildiği kadar veya tam o asgari ücretteki artışa tekabül edecek bir oran değildir. İşte bu sebeple aslında temel mesele asgari ücretin düzeyi ne olursa olsun enflasyonun makul bir seviyeye getirilmesi kaydıyla bu türden tartışmaların, bu türden kısır döngülerin önünün alınmasıdır. Tekrar ediyorum, artık Türkiye ekonomisi olarak modern dünyanın yükselen bir ekonomisi, genç, dinamik, iştahlı ve tüketmeye hazır, borçlanmaktan korkmayan, borçlanma hükümlerini yerine getirme konusunda da hakikaten üzerine düşeni yapan bir dinamik nüfus olarak, orta yaşlı bir ülke olarak bizim herhalde yapmamız gereken artık asgari ücret gibi tartışmaları bir kenara bırakıp azamide buluşmanın yolunu aramaktır. Katma değeri nasıl daha azamiye getireceğiz? Bu katma değeri azamiye çıkartmak için yenilik ve şerefiyeli üretim, ARGE çalışmalarına nasıl kaynak ayıracağız? İşte bunları herhalde yerine getirmenin zamanıdır. Bunu yapabilmenin yolu da enflasyonu bertaraf ederek, makul seviyeye çekerek gerçekten hakiki konular, hakiki gündem bizi öteye taşıyacak, ileriye taşıyacak, sürdürülebilir kalkınma yoluna, kulvarına yerleştirecek tartışmaların önünü açmak demektir. Aksi halde asgari ücret gibi temel kriterler üzerinden yapılan tartışmalar günü kurtarmaya çalışırken, maişet motorunu çalıştırmaya, döndürmeye çalışırken, gelecek konusunda yeterli hazırlıktan uzakta kalma veya bundan bir miktar koparılma gibi bir riski de gündeme getirebilecektir. O halde asgari ücretin ortalama ücret olmadığı, istisnai bir ücret olma düzeyine getirildiği, asgari ücretin istihdam edilenlerin oransal olarak daha düşük bir kesiminin ücretlendirildiği ve genel ekonomik dengelerin enflasyon yükünden kurtarıldığı bir düzlemde bu türden tartışmalar ve değişik oranlar üzerinden karşılıklı olarak yürütülen bir takım ithamlar, huzursuzluklar, sıkıntılar da herhalde artık vasat bulamayacaktır. Bizim böyle bir tartışmaya değil, bizim sürdürülebilir, öngörülebilir, gelecekteki rekabetçi gücümüzü arttırabilir, büyümeyi, refah payı ve diğer unsurlarla paylaşan, destekleyen bir kalkınma yoluna girmemiz lazım. Bu bakımdan asgari ücret tartışmaları gerek şarttır ama asla yeter şartı sağlamıyor. Sayın Ferman, çok çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, tabii ki şu anda hem işverenler hem işçiler biraz böyle mırın kırın etse de şu anda kim mutlu derseniz ekonomiden sorumlu Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati asgari ücret artışını değerlendirdi ve bir anlamda savundu. Bunun kendi programlarının dahilinde olduğunu ve de önümüzdeki günlerde de devamının geleceğini ima etti diyebiliriz. Haftanın aslına bakarsanız bütün dünyada en çok konuşulan konusuysa Zelenski'nin Amerika Birleşik Devletleri seyahatiydi. NATO gizli bir operasyon, bir James Bond operasyonu gibi tasarladı ve de NATO uçaklarıyla F-15'lerini eşlik ettiği bir kargo uçağında gizlice Zelenski'yi Rusya'nın işgali başladıktan sonra ilk kez Ukrayna sınırlarından çıkarttı ve Amerika Birleşik Devletleri'ne götürdü. Rusya'nın tepkisi çok sert oldu. Ya burada dile getiremiyorum ama beraltı cümleler kurdular Zelenski için. Zelenski ise Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nde konuştu ve partiler üstü diyebileceğimiz alkışla karşılaştı. Hem cumhuriyetçiler hem demokratlar hepsi ayağa kalktılar ve Zelenski'nin mükemmel bir İngilizce ile yaptığı para isteme konuşmasını ayakta alkışladılar. Para istedi ama dilenmiyoruz, buraya dilenmek için gelmedik, demokrasiyi savunmak için geldik dedi ve verdiğiniz para da buna kullanılacak dedi. Peki bütün bu bu ziyaret, Zelenski'nin 45 milyar dolar istemesi Ukrayna'daki savaşın kaderini değiştirir mi? İsterseniz İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim görevlisi Ragıp Kutay Karaca'ya soralım. Sayın Karaca, siz genel olarak Zelenski'nin ziyaretini nasıl buldunuz? Savaşın seyrini değiştirir mi? Putin'in sonrasındaki açıklamaları da sertti. Ne düşünüyorsunuz acaba? Şimdi Zelenski ilk defa kendi ülkesinden çıkarak bir uzun bir yol yaptı biliyorsunuz. Polonya üzerinden trenle Polonya'ya, oradan da Amerika
silahlı kuvvetlerine ait uçakla da Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Şimdi Biden görüşmesindeki sonuç konuşmalarında dikkatimi çeken bir nokta var. Biden'a bir gazetecinin sorduğu soru. Soru önemli. Soruda Biden'a dediler ki siz Patriot'ları ilk bu işgal başladığında Ukrayna'ya vermek istemediniz. Çünkü 3. Dünya Savaşı'nın çıkacağını söylediniz, çıkabileceğini söylediniz. Ama bugün Patriot'ları veriyorsunuz. Ne değişti? Artık 3. Dünya Savaşı'ndan korkmuyor musunuz gibisinden bir soru soruldu. Biden esasında ilginçtir. Hani bu soruyu öyle çok eveleyip gevelemeden, çok başka yerlere çekmeden size söyleyebileceğimi söyleyeyim dedi. Avrupalı müttefiklerimiz Ukrayna'ya verilecek silahların mahiyeti konusunda Rusya'ya yönelik bir savaş tedirginliği içerisindeler. Bunda bir değişiklik yok. Biz de zaten şimdi bir tane veriyoruz dedi. Tabii şimdi bu Patriot'ların verilmesi şu anlama geliyor açıkçası. Amerika Birleşik Devletleri Biden'ın özellikle NATO zirvesi sonucu yaptığı konuşmada belirttiği Ukrayna kendi işgal edilen topraklarından Rusya'yı kovmadıktan sonra savaşın devam edeceği söylemine, yani buna Kırım da dahil demişti Biden, devam edeceği söylemine bağlı kalıyor. Bu da şu demek anlamına geliyor. Amerika Birleşik Devletleri bu savaşın uzamasından kendi adına hem siyasi hem de askeri anlamda bir, belki de ekonomik anlamda da bir fayda görüyor ki ben de Dünya Gazetesi'ndeki yazılarımda bunu özellikle şimdilik Amerika Birleşik Devletleri'nin bu işgalin siyasi kazananı olduğunu belirttim. Amerika Zelenski ile yapılan görüşmede de bundan geri bir dönüş adım atmadığını gösteriyor. Keza bugün bir bataryadan bahsediyoruz belki Patriot'lar için ama bunun üzerine daha farklı bir şekilde ekstra bataryaların da gelebileceği aşikar. Burada tabii Rusya'ya da bir gönderme var. Hani sen ne kadar savaşırsan savaş, biz Ukrayna'nın arkasındaki desteği çekmeyeceğiz. Tabii burada Amerika Birleşik Devletleri adına Biden'ın söylediği Avrupalı müttefikleri yanına çekme konusu önemli. Hani görüntü itibariyle şimdilik Almanya'da, Fransa'da iki güçlü, Avrupa Birliği'nin iki güçlü devleti Amerika güvenlik vagonu içerisinde bulunuyorlar. Bu süreçte Biden Ukrayna'ya daha fazla ne kadar destek verebileceğini Avrupalıların isteğiyle orantılamasına rağmen ben bu sürecin devam edeceğini düşünüyorum. Tabii bunun bir de Ukrayna tarafı var. İşte Zelenski'nin Beyaz Saray'a çıkarken giydiği kıyafet bir savaş kıyafetidir. Burada mecliste yaptığı konuşmada giydiği aynı şekilde. İşte meclis başkanı Pelosi'ye verdiği savaşan askerler tarafından imzalanmış sembolik olan bir Ukrayna bayrağı var. Bütün bunlar açıkça Zelenski'nin de Amerika'nın desteğini hiçbir şekilde kaybetmeme noktasında oluyor. Ki hani Biden'ın konuşmasında yine önemli bir nokta, eğer dedi ki eğer Sayın Zelenski Rusya'yla bir barış görüşmesi yapmaya karar verdiyse bu bizim için Rusya'nın yenildiğinin işaretidir dedi. Demek ki bu şuradan çıkacak sonuç, gerek Biden adına gerek Zelenski adına Ukrayna Rusya'yı bu toprak, yani Ukrayna topraklarından çıkartana kadar Kırım'da dahil olmak üzere bu savaşın devam ettirileceği yönünde. Ama öbür taraftan bir Rusya gerçeği var. Rusya gerçeği üzerinden gidelim. Hani bir kere önce şunu söyleyeyim. Rusya'yı bu yaptırımların yıldırmayacağı, Rusya'nın bu yaptırımlarla yıkılmayacağı iddiaları yavaş yavaş çürüyor. Belki hani böyle Rusya ilk anlarda çok büyük bir etki görmedi ama giderek bu şartların, ekonomik şartların Rusya için ağırlaştığını görüyoruz.
Bununla yetinmiyor. Rusya bence çatışma alanında da bazı zorluklar yaşıyor. Daha önce biliyorsunuz 300 bine yakın bir seferberlik emri çıkartılmıştı. Şimdi Rusya Savunma Bakanlığı 1 milyon olan asker sayısının 1,5 milyona çıkartılmasını istedi. Yani orduyu %50 arttırma insan sayısı anlamında. Şimdi ilk seferberlikte Rusya'da neler olduğunu hepimiz biliyoruz. Hani Rusya'daki o eli silah tutabilecek gençlerin nasıl ülkeyi terk ettiğini hep beraber gördük. Bu açıdan baktığınız zaman bunun halk nezdindeki etkisinin çok olumlu olmayacağı gözüküyor. İkinci nokta işte Putin'in o ilhak edilen bölgelerde durumun öyle çok da iyi olmadığına istinaden söylemi, burada güvenliğin arttırılması gerektiği söylemi, bu daha fazla güç gerektirecek. Ama unutmayın ki önümüz çok daha sert geçecek çünkü kış geliyor ve bu kış periyodunda da eğer bir istikrar sağlayamazsa Rusya o ilhak ettiği bölgelerde, daha doğrusu Ukrayna'nın bu direncini kıramaz ise kış sonrasında çok daha büyük bir dirençle karşılaşacağını da biliyor. Ama Rusya'nın da askeri anlamda kış şartlarında o bölgelerde daha fazla ilerleme yapabileceğini söylemek yanlış olur. Belarus faktörü, Belarus evet savaşın içerisinde değil ama içindeymiş gibi de bir pozisyonda. İşte Belarus başkanı dedi ki Ukrayna bizi tehdit ediyor. Esasında tabii ondaki söylemde eğer Putin yenilirse Belarus'a uygulanacak yaptırımların sonrasında sanki bir savaş kaybeden yaptırımlarına doğru gidebileceği endişesi var. Bu açıdan baktığınızda kış şartlarının özellikle çok her iki taraf içinde sonucu belli olmayan bir askeri süreci içerisinde barındırdığını söyleyebilirim. Sayın Karaca, çok çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için. Sevgili seyirciler, İran'da bir devrim oluyor. Sessiz bir devrim bu. Başörtüsü mağdurunun hayatıyla ödediği, sonrasında bizim göremediğimiz sosyal medyada yayılan çeşitli görüntülerle haberdar olduğumuz, liselisinden üniversitesine, sanatçısından futbolcusuna kadar İran'ın sessizce eylemlerle başlattığı bu devrimde geçtiğimiz hafta idamlar vardı ama bu hafta İran resmi olarak ahlak polisini, kılık kıyafet polisini kaldıracağını duyurdu. Çok önemli bir gelişme. İran belki de şunu da şöyle de yorumlayabiliriz. Belki devrimin sonu gelmedi ama devrime bir revizyon yapma ihtiyacı hissettiler. Daha doğrusu zorunluluğuyla karşı karşıya kaldılar ve bunu da hayata geçiriyorlar. Siyaset bilimci Arif Keskin şu anda karşımızda. Arif Bey, sanırım çok fazla konuşulmasa da bu hafta İran'da bir şeyler oldu ve çok ilginç şeyler oldu. Ne oldu acaba? Şimdi şu anda konuştuğumuz dönemde İran'da protestolara bağlı olarak idamlar yoğun olarak konuşuluyor. Ve şu anda İran toplumunun gündemini protestolar, idamlar ve ekonomik kriz ve buna paralel olarak da İran dış politikasında özellikle de nükleer anlaşmada yaşanan çıkmaz. Ama en önemlisi idamlar konuşuluyor. Ve özellikle de iki idam ve şu anda da 11 kişiye verilen karar ve başka insanların da idama mahkum edilme ihtimali toplumsal vicdanı derinden yaraladığı gözüküyor. Bu sadece toplum olarak değil, devletin kendi içinde de bu ciddi şekilde tartışılıyor. Birçok din adamı bu kararların doğru olmadığını söylüyorlar. Hem İran yasalarına uygun olmadığını hem de din ve şer'i olmadığını söylüyorlar. Ayrıca İran'daki hukukçuların kahir ekseriyeti bu idamların
yasal olmadığını, hem yasalara uygun olmadığını, hem yasal süreç doğru düzgün işletilmediği ve hızlı yapıldığı konuşuluyor. İnsanların herhangi bir şekilde kendisini savunma imkanı olmadan çok hızlı bir yargılama süreci yaşandığı, bunlar ciddi şekilde konuşuluyor. Ve İran toplumunun en önemli gündem maddesi, buna şey olarak da protestolar hala devam ediyor. 100. gününe doğru geliyor. 24 Aralık'ta 100. günü olacak. Ve bu 100. güne doğru gelirken bu protestolar konuşuluyor. Ve İran'ın en önemli gündem maddesidir. İran'da bir tarafta devlet, bir tarafta da toplumun bir kesimi, özellikle de sokakta protesto eden bir kesimi karşı karşıya gelmiş durumdalar. Ve bu sürecin nereye doğru, nasıl evrileceği herkes ciddi şekilde merak ediyor. Ve özellikle de idamlardan sonra korku daha fazla yayılmış durumda. Günümüze kadar baktığımızda 506'dan fazla kişi öldürülmüş, insan hakları kuruluşunun verdiği bilgilere göre. Yani bütün bu süreç İran toplumunu derinden yaralamış. Bununla paralel olarak İran'daki sporcular, sanatçılar, yazarlar, şairler ve herkes zaten bunu konuşuyorlar. Bu şu anda yaşanılan süreci ve özellikle de birçok kişi bu gençlere yapılanlara, bu çocuklara yapılanlara doğru olmadığını söylüyorlar. Çünkü onların taleplerinin haklı olduğunu ve bu nedenden dolayı bu yapılanların doğru olmadığını söylüyorlar. Ama yönetime baktığımız zaman İran bugün yöneten yönetici Hamene'yi ve onun çevresindeki insanlar, hayır, bu çocukların istekleri haklı değil, bunları bozgunculukla suçluyorlar. Bunları dış mihrakın, dışarının, Amerika'nın, Avrupa'nın, İsrail'in ve hatta Suudi Arabistan gibi Arap ülkelerin İran Çin'deki uzantılarını ve onların bir oyununun bir piyonu olarak görüyorlar. Ve bunların amaçlarının ülkeyi istikrarsızlaştırmak, güçlenen İran'ın önünü kesmek, engellemek, takoz olmak olarak yorumluyorlar. Ve görünen o ki bir tarafta sokakta olan gençler, diğer tarafta onları dış ülkelerin uzantısı olarak suçlayan bir yönetim var. Biz şu anda böyle bir süreci, böyle bir ağır süreci yaşıyoruz. Aslında İran iç siyaseti, ekonomisi, toplumu, kültüreli zihniyeti neredeyse bu konuya odaklanmış durumda ve herkes bunu konuşuyor. Sayın Keskin, çok çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, geçtiğimiz hafta İngiltere'deydim. İngiltere'de yumurta yok diye, raflarda yumurta az bulunuyormuş diye attığım bir tweet sosyal medyada kıyamet kopardı. Hayır, raflar dolu diyenler de vardı. Evet, böyle bir tedarik zincirinde sıkıntılar yaşanıyor diyenler de. İngiltere'de eşle dostla konuştuğumda şunu gördüm. Enflasyon onları da etkiliyor. Her ne kadar bizim kadar olmasa da %14 civarına gelen bir enflasyon kahve fiyatından elektrik fiyatlarına kadar bugüne kadar İngiltere'de yaşayan pek çok kişinin gündeminde olmayan geçim sıkıntısını gündemine getirdi. Üstelik İngiltere'de buna bir tepki de var. Tepki sağlık çalışanlarından. Mesela bu hafta hemşireler ve ambulans şoförleri grevdeydi. Önümüzdeki hafta gümrük muhafaza memurları greve gidecek. Tren yolu çalışanları zaten sürekli grevdeler. Buna tepki gösteriyorlar. Çeşitli eylemler yapıyorlar, greve gidiyorlar ve de seslerini hükümete duyurmaya çalışıyorlar. Hükümet ise şu anda bunlara adım atmaya çalışıyor ama baş edebileceğini söylemek benim izlenimlerime göre kolay değil. İngiltere'de kendi çapında bizimle karşılaştırdığımızda çok daha küçük de olsa bir enflasyon problemiyle uğraşmaya devam ediyor.
Amerika Birleşik Devletleri'nde ise Trump da ilginç bir siyasi yasakla karşı karşıya. Türk siyasetinde sık sık gördüğümüz siyasi yasaklardan bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'a yönelik alınmak üzere Temsilciler Meclisi vergi beyannameleriyle yaptığı açıklamalardan sonra, kendisine ulaşan bir rapordan sonra Trump'a siyasi yasak getirmeyi düşünüyor, tartışıyor. Bu da haftanın ilginç ve gözden kaçmaması gereken haberlerinden bir tanesiydi. Sevgili seyirciler, Elon Musk Twitter'ı satın aldı ve de bir anlamda bildiğimiz her şeyi bozdu. Bir yandan Twitter'ın geçmişini didik didik ediyor, bir yandan da geleceğini hazırlamaya çalışıyor. En son kendisiyle ilgili bir anket yaptı. Sizce ben CEO'luk makamına devam edeyim mi dedi ve de %57 hayır etme, in dedi. O da koşa koşa gitti. Zira kendisinin aynı zamanda CEO'su olduğu Tesla hisseleri sarsılıyordu. Bu hafta geçmişle ilgili yaptığı çeşitli açıklamalardaysa Türkiye'de ilgilendiren ilginç bir ifşa ortaya çıktı. Amerika Birleşik Devletleri Pentagon'un CENTCOM biriminin, yani Orta Doğu'ya ve Afrika'ya bakan biriminin çeşitli sosyal medya hesaplarıyla Yemen'den YPG'ye kadar farklı kesimleri psikolojik harp unsurları gibi desteklediği ortaya çıktı. Twitter'a demişler ki mesela YPG ile ilgili olumsuz bir açıklama yaptıklarında bunu engellemeyin ya da beyaz listeye alın. Yani biz bunu askeri operasyonun bir parçası olarak yapıyoruz. Özetle söylüyorum. Onlar da tamam demişler. Pek çok eski FBI ve CIA çalışanını göreve almışlar. Askeri istihbarat çalışanlarıyla birebir içli dışlı bir ilişki kurmuşlar. Bu da bu haftanın belki de en çok konuşulan konularından bir tanesiydi. Sevgili seyirciler, bir 5'ne 1 kanın daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeni bir 5'ne 1 kada buluşuncaya kadar. Ben Cüneyt Özdemir. İyi akşamlar, iyi günler dilerim.